Kızımın üstüne yemin ederim avukat bey. Ya benim bu olanlarla hiçbir ilgim yok. Nasıl olduğunu hala aklım almıyor. Ben kaybolan kızımı aramaya çıkmıştım. Sonra eve bir geldim, her yer polis kaynıyor. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Mel, sakin olun, sakin olun. Ben burada size yardım etmek için bulunuyorum. Sizin de bana yardımcı olmanız gerekiyor. Zor bu durum, biliyorum ama güçlü olmanız gerekiyor. Ben o kadar şaşkın ve üzgünüm ki. Yani yavruma sahip çıkamadığıma mı yanayım? Böyle apar topar buraya getirildiğime mi? Hem de işlemediğim bir suç yüzünden. Kusura bakmayın ne olur. Anlıyorum, anlıyorum. Siz de haklısınız. Böyle durumlarda daha sağlıklı düşünmek ve sakin olmak lazım tabii. Güzel. Şimdi baştan bu ana kadar olanların tamamını bana anlat bakalım. O evde yaşıyoruz işte. Zaten dün onun da ifadesini almışlar. İhbar edilen bir tek ben olduğum için sadece ben buradayım. Zeynep'in de benim gibi hiçbir şeyden haberi yok. İhbar yalnızca adrese değil, adınıza yapılmış. Bu da gösteriyor ki bu işin içinde başkalarının bulunduğu kesin. Yani size düşman, sizi sevmeyen birileri ihbar etmiş olabilir. Anlattıklarınıza bakılırsa size bir tuzak kurulmuş. Melek Hanım, size kötülük yapabilecek kim varsa aklınıza gelen bütün isimleri bana söylemenizi istiyorum. Bir düşmanınız var mı? Melek Hanım, anlattıklarınızın bütün hepsini not ettim. Bütün kurguyu yeniden gözden geçirip bir değerlendirme yapacağım. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. Bizi uzun ve zor bir süreç bekliyor. O dediğiniz sürece alıştım ben avukat bey. Uzun zamandır her şey çok zor zaten. Anlayamadım. Hayatım böyle tükenmiş bir haldeyken benim tek gerçeğim kızımdı. Ben ona bile sahip çıkmayı beceremedim. Siz inancınızı kaybetmeyin, güçlü olun yeter. Beraber üstesinden geleceğiz. Endişe etmeyin. Zeynep iyi ki sizi bulmuş. Zeynep? Ha, tabii.